Galatasaray'da Arda Turan'ın önce Atletico Madrid ardından Barcelona'ya transferi ligimizdeki diğer genç futbolcularda ben de yapabilirim düşüncesinin güçlenmesini sağladı. Bu gençlerin başında da gelişim yaşlarında Arda'nın ona sıkça yardımcı olduğu Galatasaray'ın genç yıldızı Emre Çolak vardı. Aslında güzel başlayan ve iyi de ilerleyen Galatasaray kariyerinde o da İspanya'ya gitmeyi başardı. Peki ya sonrası? Tutunamayanlar da bu hafta sizlere Emre Çolak'ın hikayesini anlatıyorum. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum ve bu hatırlatmayı belirli dönemlerde yapma ihtiyacı hissediyorum. Ben burada sadece futbolcuların başından geçen olayları anlatıyorum ve bunları anlatan ne ilk ne de sonuncu kişi olacağım. Burada anlattığım isimlerin özel hayatları, tercihleri tabii ki kendilerini ilgilendirir ama bir futbol sever gözüyle de bunları anlatmak istiyoruz. Lafı fazla uzatmayalım, tutunamayanlar başlıyor. Bir yılında Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiye'nin de doğum günü olan 20 Mayıs'ta dünyaya geldi Emre Çolak. Birçoğumuz gibi o da çocukluğunu sokakta futbol oynayarak geçirdi. Daha sonra atış alanı sporda gerçek anlamda futbola başladı. Futbolla ilgilenen her çocuğun hayalidir bir gün büyük takım forması giymek, fakat bu çok az kişiye nasip olur. Emre Çolak da kaderinin değişeceğinden habersiz atış alanı sporun Galatasaray altyapı takımının oynayacağı bir maça çıktı. Galatasaray altyapı hocalarından Recep Yazıcı o maçta Emre'yi çok beğendi ve hocasından onu takımına istedi. Fakat transfer karşılığı ödenen bonservis biraz farklı olacaktı. Recep Yazıcı Emre'nin Galatasaray'a transferini şu sözlerle anlatıyordu. Bizim altyapı takımı ile atış alanı spor hazırlık maçı yapıyordu. Emre daha 13 yaşında olmasına rağmen ayağına inanılmaz hakimdi. Maç boyunca kendisini beğenerek izledim. Rakip takım antrenörü Emin Tetikli'den Emre'yi istedim, önce vermek istemedi. Baktım ne topları ne de soğuk havalarda giyecek malzemeleri vardı. Emre'ye karşılık 20 kaban, 5 tane de futbol topu teklif ettim. Tetikli tamam cevabını verince Emre de Florya'da bizim altyapımızda oynamaya başladı. Galatasaray altyapısına dahil olduğu günden itibaren yeteneği ve gösterdiği performansla adından söz ettiren bir isim oldu Emre. Henüz 17 yaşındayken verdiği bir röportajda Emre abiyi çok beğenirdim ama o Fenerbahçe'ye gitti. Bu hareketiyle benim gözümde de bitti. Bundan sonra 5 numaralı formayı verseler bile giymem. Emre Belözoğlu'ndan soğudum açıklamasıyla özellikle fanatik Galatasaray taraftarının dikkatini çeken bir isim oldu. Yıllar sonra takımın başına geçen Hollandalı hoca Frank Rijkaard'ın gelmesi genç oyuncuların da şans bulma ihtimalini arttırıyordu ve öyle de oldu. Sezon başı hazırlık kampı kadrosuna genç Emre'yi de dahil eden Rijkaard, dönüşte onu yeniden PAF takıma gönderdi. Biraz moral bozukluğu yaşasa da devre arasında bir kez daha kamp kadrosuna alınması onda bir gelecek görüldüğünün işaretiydi. Rijkaard bu genç futbolcuya bir Türkiye Kupası maçında şans verecekti. Ocak 2010'da oynanan Denizli Belediyespor maçı Emre'nin kendisini göstermesi için büyük bir fırsattı. 2-0 önde oldukları maçta oyuna giren Emre o fırsatı çok iyi değerlendirerek biri penaltıdan biri frikikten olmak üzere 2 gol atarak herkesin konuştuğu isim oldu. İkisini de Arda abi sayesinde attım. İlk maçını oynayan genç bir oyuncunun hem penaltıyı hem de frikiği kullanması beklenmezdi, ancak Arda abi iki pozisyonda da topu getirip sen atacaksın dedi. Hatta penaltıyı Barış Özbek kullanacaktı. O sırada Arda abi gitti topu elinden aldı, bana getirdi. Kısacası Arda abi bana pas vermeden resmen 2 asist yaptı o maçta. Onun sayesinde hiç unutamayacağım bir anı yaşadım. 2009-2010 sezonun 9. haftasında Rijkaard'ın yerine göreve gelen Hagi, ilk maçında Fenerbahçe karşısında maçın son 13 dakikasında forma verdiği Emre için "Emre Çolak istediklerimi yaptı. Çok büyük futbolcu olacak. Derbi atmosferinde görevini yerine getirdiğine göre artık her maçta forma giyebilir." diyordu. 2011-12 sezonunda Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'la ilk lig şampiyonluğunu yaşarken sezonu 25 maçta 3 gol 1 asistle tamamladı. Tıpkı Aydın Yılmaz'da olduğu gibi herkes o ilk parlamanın devamının gelmesini bekliyordu Emre Çolak'tan. Galatasaray formasıyla attığı gollerin birçoğunu estetik goller oluşturuyordu. Yapılan ortalara sol ayağıyla gelişini çektiği şutlar ondaki yeteneğin gollere dönüşmesiyle tamamlanıyordu. Bir sonraki sezon bir kademe daha yükseliyor, bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteriyordu. Aynı zamanda A milli takım formasıyla da ilk kez sahaya çıktı. Emre'nin adını bu dönemde ilk kez futbol dışında magazin haberlerinde görmeye başladık.
Gece hayatıyla çok konuşulan Sercan Yıldırım'la birlikte bir mekanda görülmesi takım içinde sorunlar yaşamasına sebep oldu. Sezonun ilk yarısında düzenli forma giyerken devre arasında Snyder'in gelmesiyle onu biraz daha yedek kulübesinde görmeye başladık. Sezon sonunda ikinci kez Süper Lig şampiyonluğu yaşıyordu. Emre profesyonel olduğu ilk günlerden beri fiziğinin zayıflığı konusunda eleştirilirken sezonlar geçiyor fakat genç futbolcu bu konuda gelişim gösteremiyordu. Her ne kadar yeteneği ve tekniğiyle bu açığı kapatmaya çalışsa da yeterli olmuyordu. 2014-15 sezonu onun açısından Galatasaray'la en çok forma giydiği sezon oldu. Hamza Hamzoğlu'nun takımın başına geçmesiyle performansını yükselten Çolak, 25 lig maçında 4 gol 3 asist üretti ve kariyerinin şu ana kadarki 3. ve son lig şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Galatasaray'da oynadığı dönemde verdiği bir röportajda oyun yapısının İspanya Ligi'ne daha uygun olduğunu ve bir gün İspanya'da oynamak istediğini söylüyordu ve hayali gerçek oldu. Sözleşmesi sona eren Emre, La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruña ile anlaştı. Yeni takımıyla çıktığı ilk sezondaki 38 maçın sadece 5'ini kaçıran milli futbolcu, sahada yer aldığı maçların büyük çoğunluğunda ise 90 dakikayı tamamladı. 3 kez takım içinde ayın futbolcusu seçilirken yine taraftarlar arasında yapılan bir ankette yılın futbolcusu seçildi. Toplam 3 sezon formasını giydiği Deportivo'da son dönemi saymazsak taraftarlar tarafından sevilen bir isim oldu. 2018 Ocak ayında antrenmanda hocası Cristobal Parolo tarafından antrenmandan kovuldu. Tavırlarını ciddiyetsiz bulduğunu ileri süren teknik adam Emre'nin yanına gidip "Bir problemi mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan soyunma odasına git," dedi. Emre'nin hayır yanıtına rağmen hocası sahadan çıkmasını isteyince sessiz sedasız soyunma odasının yolunu tuttu. Bu olay onun Deportivo'daki sonunu getirecekti. Basına açık bir antrenmanda hocasının böyle bir şey yapması kafaları da karıştırdı. Zaten bir ay sonra onun da görevine son verildi. Emre her ne kadar takıma geri dönse de sezon sonunda ligden düşen Deportivo'dan ayrıldı. Birçok Türk takımıyla adı anılsa da şaşırtıcı bir kararla İspanya'da kalıcı olmak istiyorum diyen Emre Çolak, Arabistan Ligi takımlarından Al Wahda ile anlaştı. 30 haftalık ligin 18. haftasından itibaren kadroya giremeyince takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Bu dönemde Galatasaray'a haber gönderse de herhangi bir talep oluşmadı. Başka bir kulüple de anlaşamayınca 2019-20 sezonun ilk yarısını boşta geçirdi. Büyük umutlar beslenen Arda Turan'dan sonra Avrupa'da ses getirebileceğine inanılan Emre Çolak, 20'li yaşlarının sonlarına doğru kulüp bulamayan futbolcular kervanına katılacaktı. Sezonun ikinci yarısında ikinci ligde mücadele veren eski takımı Deportivo'ya döndü. Emre ikinci Deportivo macerasında düzenli olarak tekrar forma giymeye başladı. Tam sezon onun için kazasız belasız bitecek diye düşünürken sezonun sondan bir önceki maçında Deportivo Extremadura'ya 3-2 kaybetti. Maça ikinci yarıda dahil olan Emre'nin maç bitiminde sinirli şekilde stadı terk ettiği iddia ediliyor, ertesi günkü antrenmana da katılmadığı yönünde haberler yapılıyordu. Gazeteler, Türk futbolcu yeni bir saygısızlık olayından sonra mavi beyazlı formayı bir daha giyemeyebilir yazdı. Emre'nin de sosyal medya hesaplarından Deportivo ile ilgili olan tüm paylaşımlarını silmesi, yapılan haberlerin doğruluk derecesini bilemesek de bir sorun olduğu gerçeğini ortaya seriyordu. Deportivo taraftar grubu Riazor Blues da olaya sessiz kalmayıp zaman herkese layık olduğu yere koyuyor. Dönüşün yılın en kötü haberiydi, Deportivo'dan git Emre Çolak yazan sosyal medya paylaşımı yaptı. Sezonun bitmesiyle birlikte Emre'nin de artık Deportivo'da forma giyme ihtimali kalmadı ve valizini toplayıp yeniden memleket yollarına düştü. Galatasaray'a dönmek için tekrar haber yolladı. Taraftar Emre konusunda ikiye ayrılmıştı. Büyük çoğunluğu ise evlat kontenjanı olarak tabir edilen futbolcuların takıma dönmesinden yana değildi. Bir de Galatasaray'ın Östersunsu elendiği maçın hemen ardından paylaştığı fotoğrafı Galatasaray taraftarı imalı bir paylaşım olarak görmüş oldukça tepki göstermişlerdi. Bu yüzden geri dönmesini istemiyorlardı. Fatih Terim'in başta yeşil ışık yaktığı söylense de transfer yine gerçekleşmedi. Deportivo'dan sonra Galatasaray da onu kapılarını kapatıyordu. Emre için bir kez daha sezonun ilk yarısı kulüpsüz geçecekti. Ocak 2021'de Fatih Karagümrük'le anlaştığı duyuruldu. Karagümrük formasıyla 9 maça çıkıp toplam 144 dakika yani maç başına ortalama 16 dakika görev alabildi.
Daha sonra Twitter'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle burada da kadro dışı kaldı. Galatasaray'ı kastederek "İçimiz bir, dışımız bir, Mayıslar bizimdir" yazan tweet'i fazlasıyla tepki aldı. Bu olaydan sonra Galatasaray'la karşılaşacak olan Karagümrük, herhangi bir tartışmaya mahal vermemek için Emre'yi kadro dışı bıraktı. 2021-22 sezonuna girerken Emre Çolak yine takım değiştirdi. Bu seferki adresi Hatayspor'du. Burada gösterdiği performans yeterli bulunmuyor, hatta takımda eksik oyuncuların bulunduğu maçlarda bile tercih edilmeyince devre arası transfer döneminde bir kez daha yol ayrımına geliyordu. Ben bu videoyu hazırladığımda Emre Çolak Başakşehir'le anlaşmıştı. Şu an için Başakşehir forması altında da herhangi bir dikkat çekici performans göremediğimiz gibi sahada da pek göremedik onu. İş hayatında olduğu gibi futbol hayatında da herkesin birebir aynı başarıda bir kariyere sahip olmasını bekleyemeyiz. Yapılan tercihler, insan ilişkileri ve gelişen farklı koşullar farklı bir kariyere sahip olmamıza sebep oluyor. Emre Çolak da çok daha farklı bir kariyere sahip olabilirdi. Ondan beklentiler çok fazlaydı. Lincoln'den eksiğim yokken genç bir futbolcunun en az onun kadar ses getirmesini beklerdik. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bir de videosunu geleneğimizi yerine getirelim. Şu ana kadar izleyenler, yorumlara tutunamayanlar yazarsa hala bakalım kimler bizimle görmüş oluruz. Bir sonraki hikayede görüşünceye dek sağlıcakla, mutlulukla kalın.